Herkese selam. Düşünce Ötesi kanalına hoş geldiniz. Bugün Graham Fuller'in Yeni Türkiye Cumhuriyeti isimli kitabını inceleyeceğiz. Kitabı incelemeye başlamadan önce Fuller hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Graham Fuller, Amerika Birleşik Devletleri'li akademisyen, eski istihbarat uzmanı. Harvard Üniversitesi'nde Türkiye, Orta Doğu ve Rusya ile ilgili konular üzerinde uzun zaman çalıştı. 20 yıl boyunca Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen Afganistan ve Hong Kong'da CIA operasyon şefi olarak görev yaptı. Kitabın genel içeriğine baktığımızda Fuller, Osmanlı dönemi, Kemalizm, İslamiyet, AK Parti politikaları ve Türkiye'nin komşu devletlerle ilişkisinden bahsetmektedir. Birinci kısmın ilk sayfasında yazar diyor ki onlarca yıldır devam eden Kemalist, eğimli tarih öğretimi, genelde İslam dünyası, özelde Arap dünyası hakkında olumsuz düşünme yönünde ülkenin beynini yıkamıştır. Türkler Müslüman dünyayı sadece geri kalmışlık ve aşırılıkçılıkla ilişkilendirecek şekilde yetiştirilmişlerdir. Ancak Türklerin bu görüşleri bölge hakkında gerçek bir bilgiye değil, daha çok ideoloji ve önyargıya dayanmaktadır. Burada öncelikle kelime seçimleri önemlidir yazar Kemalist eğitimi bir beyin yıkama süreci olarak yorumlamış, İslam ve Arap toplumları olan bakış açısını eleştirmiş. Bu eleştirilerin sebebini kitabın ilerleyen sayfalarında anlıyoruz ki, yazar Türk toplumunun Osmanlı kültürüne dönmesinin ve Orta Doğu ülkeleriyle sıkı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu durumda Türkiye Orta Doğu'nun bölgesel gücü olabilecektir. Halbuki Kemalist ideoloji bu düşünceye sıcak bakmamaktadır. Burada akla şu soru gelmektedir, Türkiye, Orta Doğu'nun bölgesel gücü olursa bunda menfaati nedir? Denilebilir ki İslam dünyası tek bir çatı altında birleşir. Oysa Birinci Dünya Savaşı sırasında Kemalist ideoloji olmadığı halde, Araplar, Osmanlı halifesinin safında yer almamıştı. Bu da halifelik makamının öneminin kalmadığını göstermişti. Yine bir başka sorunda, İslam coğrafyası içinde çıkacak siyasi anlaşmazlıklarda Türkiye'nin zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyecek midir? Amerika tarafına gelindiğinde, bölgesel güç olan Türkiye üzerinden Orta Doğu'yu yönetmek elbette ki işlerine gelecektir. Zaten Fuller'de Avrupalı emperyalistlerin yapmaya çalıştığı şeyin, zayıf düşen Osmanlı'nın bütün Müslüman bölgelerine, en önemlisi de Arap dünyasına, emperyal kontrolü yaymak olduğunu düşünmektedir. O halde Fuller'in Türkiye'nin yönünü Orta Doğu'ya dönmesini, bu denli çok istemesinin altındaki sebebin bu olduğunu kendi itirafı sayesinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kitabın birçok yerinde Fuller Kemalist Türkiye'yi İslam ve Orta Doğu düşmanı olmakla, Türklerin köklerini tamamen terk etmekle suçlamaktadır. Devam edecek olursak, kitapta katıldığım görüşler olduğunu da söylemek isterim. Mesela Fuller, şöyle diyor, Kemalist misyon her ne kadar son derece reformist bir yapıya sahip olsa da bu reform dürtüsü, durup dururken boşlukta doğmuş bir olgu değildir. Kemalist reformlar, 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri birikiminin bir sonucu ve zirveye tırmandığı anı temsil eder. Gerçekten de özellikle Tanzimat döneminden itibaren Türkler gittikçe kendini gösteren ciddi reformlar yapmıştır. Bu çerçevede demokrasinin birdenbire değil süreç içerisinde kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine hukuk ve eğitim alanında giderek layıklaşan Osmanlı, gücünü yitirip yıkıldıktan sonra yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu reformları daha hızlı ve üst düzey olarak gerçekleştirmiştir. Alfabe değişikliği konusunda Fuller, bu değişimin Osmanlı geçmişine dair bütün bir yazılı külliyata rutin erişimin önünü bir kalemde tıkadığını düşünmektedir. Bu fikri siyasette, bir gecede cahil kaldık, şeklinde duymaktayız. Oysa Osmanlı'da okuma yazma oranı %2.5 olduğu tahmin edilmektedir. 1935 yılına gelindiğinde ise, bu oran %20,4 olarak tahmin edilmektedir. Kitapta özel döneminden de bahseden Fuller, ülkeyi yabancı yatırımcıya açmış olduğunu, Türkiye'nin önüne yeni ekonomik seçenekler açtığından, dikkate değerli liderliğinden bahsetmiş. İslami bankacılıktan da bahseden Fuller, ilk bakışta rasyonalist ve liberalistik olan bu sistem, Türkiye içinde bu olguyu batılı usullerden İslami usullere tehlikeli bir geri gidiş olarak gören Kemalist çevreleri alarma geçirmiştir. Bu bankaların ilk kuruluşlarının Suudi ve Körfez sermayesi ile olması, katı layıkçıları daha da sinirlendirmiştir. 1985'te Türkiye'de kurulan ilk iki İslami banka Albaraka ve Faysal Finans Grubu ydı. Araplarla bağlantılı üçüncü bir ortak girişim, Kuveyt Türk Finans Kurumu idi ve Türkiye Vakıflar Bankası ile irtibatlıydı. Ordu ve radikal laikçiler bu gelişmeleri Suudi ve öteki muhafazakar körfez liderlerinin, sistem içinde sermaye sağlamak suretiyle Türkiye'deki İslamcı güçleri tahkim etme planı olarak algılamıştır. Bağlantılar inkar edilemez biçimde ortada olduğundan, İslamcı çevrelerin bu bankalar aracılığıyla finansal olarak güçlendiğinden kuşku yoktur. Özal'dan sonra Erbakan'dan da bahseden Fuller, parti içindeki daha genç ve daha liberal İslamcı reformcuların AK Parti'yi, Erbakan çevresinde kalan yaşlı İslamcıların ise Saadet Partisi'ni kurduğunu söylüyor. AK Parti'ni diğer İslamcı partilerden farklarının olduğunu belirmiş yazar. Buna göre, AK Parti, İslam ile arasında formal bir bağ kurmadığını, laisizmi demokrasinin ön şartı olarak gördüklerini belirtmiştir. Buna ek olarak AK Parti'nin kendini, muhafazakar Demokrat Parti olarak tanımladığını ve İslamcı kelimesini kullanmadığını belirtmektedir. Yazara göre bu tutum, askeriyenin İslamcılar hakkındaki fazlasıyla negatif görüşleri dikkate alındığında, siyaseten zekice bir tutumdur. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın danışmanı Yalçın, Akdoğan'ın görüşlerine de yer verilmiş. Akdoğan'a göre AK Parti'nin dış politikasında Orta Doğu'da Türk milli menfaatlerini kollamaktan başka özel bir misyonu yoktur kitabın devamında Fuller, AK Parti'yi İslamcı bir parti olarak gördüğünü söylemektedir. Şu günlerde medyada oldukça sert tepkilerle karşılanan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olaylarını biliyorsunuzdur. 2006 yılında benzer bir olay Danimarka'da meydana geliyor. Danimarkalı bir gazete peygambere hakaret içeren karikatürler yayınlaması üzerine patlak veren krizin yatıştırılmasında Türkiye'nin aktif rol aldığını yazmış yazar. Like Türkiye'nin böyle bir şey yapmak için gayet uygun bir pozisyonu olduğunu ve Müslüman ülkelerin takdirini kazandığını söylemektedir. 2006 yılındaki bu olayın ve son günlerde yaşanan bu olayların arasındaki benzerlikler oldukça ilginç. Kitapta önemli bir detayda Özal'ın Türk ordusuna 1993'te Saddam'ın yenilgiye uğratılmasından sonra şayet Irak parçalanacak olursa Musul'un geri alınmasını düşünmeyi tavsiye etmesinden fakat ordunun söz konusu Kürt bölgesinin alınmasının daha ciddi başka ayrılıkçılık sorunları açacağı gerekçesiyle vazgeçirdiğini yazmaktadır. Bahsedilen olayların tarihine bakılacak olursa Saddam 9 Nisan 1993'te devrildi. Özal ise 17 Nisan 1993'te öldü ölümü zaten şüphe uyandıran Özal'ın hakkındaki bu bilgiler, durumu iyice şüpheli hale getirmektedir. Kürt sorunundan da oldukça bahseden Fuller, Kürt sorununun onlarca yıl sıkı bir kontrol altında olmayan Türk kıran sınırından Kürt isyancıların kontrol dışı geçişlerinin tetiklediği bir sorun olarak görmektedir. Bakanlığın açıkladığı verilere göre yaklaşık olarak 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını göz önünde bulundurursak umarım bu durum yeni bir etnik soruna yol açmaz. Evet, bugün sizlerle Graham Fuller'in Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabını inceledik. Kitap hakkındaki izlenimim, 15 Temmuz olaylarına adı karışmış olan Fuller Türkiye'de, ben de dahil, pek sevilmeyen birisi. Bundan başka kitaptaki bazı kelime seçimleri önemlidir. Mesela Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecinin lobotomi kavramıyla ifade etmesi ilginçtir. Nihayet özel ile başlayan dönemin giderek, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüştüğünü vurgulayan Fuller, Erdoğan Gül Davutoğlu öncülüğünde iş başına gelmiş hükümetler hakkında en örgü dolu konuşan batılı gözlemcilerden biridir. Görüşlerine katılmasak da okumalı, anlamalı ve gerekli dersleri çıkartmalıyız. Gazali'nin de dediği gibi, bir düşünceyi yakından tanımadan eleştirmek, karanlığa taş atmak gibidir. Bu gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. En güzel günler sizlerin olsun.